Kalabalık ortamda bulunuyorsunuz. Duygu
bu düşüncelerinizi alayım isterseniz önce. Çok teşekkür ederim. Aslında bir doktor olarak bu davete icabet edecektim. Ama başbakan olarak da gelmek varmış, ilk kadın başbakan. Dolayısıyla değişik, güzel duygular içindeyim. Büyük bir yük, büyük bir sorumluluk. Ama bir o kadar da, büyüklüğü oranında da onur verici, gurur duyucu bir olay. Dolayısıyla ilkler her zaman çok önemlidir. İlk kadın başbakanın başarısı tüm kadınlarımızın başarısı olacaktır. Onun için, hepiniz için, tüm toplum için, her bir birey için ama kadının siyasetteki rolünü ve yerini yükseltmek için özellikle başarılı bir dönem geçirmeyi gerçekten çok arzuluyorum. Bütün enerjimi, bütün motivasyonumu bunun için harcayacağım. Bugün ilk kabine toplantımızı gayri resmi gerçekleştirdik. Bir takım ruhu oluşturduğumuza inanıyorum. İnşallah bu enerjiyle, bu sinerjiyle halkımızın beklediği, uzun yıllar, uzun zamandır özlem duyduğu güzellikleri, yaşam kalitesindeki yükselmeyi, siyasete, siyasetçiye olan güveni yeniden tesis edeceğimize ve onların yaşamlarında ufacık da olsa bir güzellik, bir mutluluk, bir huzur getirebilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Başbakan'ın ilk mülakatını siz yaptınız. Evet, gurur verici. Sayın Cumhurbaşkanım, Kıbrıs tarihinde bir ilke imza attınız aslında. Evet. Bir kadın başbakan onayı için. Sizin duygu düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet, tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi tarihinde ilk defa bir bayan başbakan oluyor ve ilk defa bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, başbakan, bayan benim davetime icabet ediyor. Dolayısıyla hem benim için hem halkımız için güzel bir olay. Evet, hanımlarımız artık siyasetin topun tepesine kadar çıkmışlardır ki bu zaten olması gereken olayların başında gelir. Bu zaman geçtikçe hanımlarımız Sibel Hanım gibi siyasette aktif görevler almaya başladığı takdirde elbette hanımlarımız çok daha değişik yerlerde olacaklardır. Mühim olan Sibel Hanım'ın başbakan olması, hanımlara bu başbakanlığın cesaret vermesi ve siyasette daha aktif olmaları. Sadece kadın kollarında değil, örgüt merkezi yönetimlerde de görev alması ve tabii ki her seçimde de listelerde, ön sıralarda gösterilebilmesi. Bu olduğu takdirde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bayanlarımız çok daha siyasetin çok daha ileri noktalarında olacaktır diye düşünüyorum. Bir ilktir. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Ama başladığı yerde kalmaz, biliyorsun. Hayat devam ediyor. Daha güzel güzellikleri hanımlarımızla birlikte yaşayacağız. Bu geceyle de ilgili sormak istiyorum. Evet. Güzel bir etkinlik. Bu geceyi benim tıp fakültesinde sınıf arkadaşım Deniz Bey, biliyorsunuz Almanya'da doktorluk yapıyor ve Almanya'daki bazı doktor arkadaşlarla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doktorları ile bir konferans, bir seminer düzenlemeyi düşünmüşlerdi. İlki İstanbul'da gerçekleştirildi, ikincisini burada yapıyorlar. Dolayısıyla misafir doktorlarımız buraya gelmişken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hastanelerinde, sivil hayatta olan doktorlarını da bu kokteyle davet ettim. Gelenler oldu, gelemeyenler oldu. Çünkü biliyorsunuz özel klinikte çalışmaya devam ediyor. Ben mümkün olduğunca Hekimler Birliği, Serbest Hekimler Birliği, Tıp İş ve Servis Şeflerini ilk etapta davet etmeyi düşündüm. İnşallah bundan sonra daha geniş bir resepsiyonla meslektaşları bir araya getirebiliriz diye düşünüyorum. Bu bir başlangıçtı. Sağ olun. Şu anda çok anlamlı bir resepsiyon düzenlediniz. Resepsiyon hakkında bilgi alabilir miyiz sizden?
Evet, Almanya'dan gelen benim sınıf arkadaşımın, Tıbbiye'den sınıf arkadaşımın düzenlediği bir seminer vardı. Bizim doktorlarımız da buradaki seminere katıldılar. Güzel bir organizasyon. Bu yurt dışından gelen arkadaşları, seminere katılan doktorlarımızı onur etmek için bu geceyi bir resepsiyonla renklendirmeyi düşündüm. Sağ olsun arkadaşlar. Katılım belli bir sayıda katılım olduğu için daha geniş, ileride belki doktor arkadaşlar daha geniş bir resepsiyon yaparız ama bugün daha ziyade bu seminere katılan arkadaşları davet etme düşüncesinde olduk. Meslektaşların bir araya gelmesi güzel oluyor. Biliyorsunuz daima meslektaşlar bir araya geldi mi ortak konuları çok olduğu için gördüğünüz gibi güzel güzel sohbet edebiliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, yakında üniversitesi hastanesi sürekli tıp eğitim konferansları düzenliyor. Evet. Bunun hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Tabii yakında üniversitesi tıp fakültesi aslında hastanesi hocaları ve tıbbi malzemesiyle Orta Doğu'nun en itibarlı hastanelerden birisi, en güzel donanımlı hastanelerden birisi. Dolayısıyla özellikle yurt dışından gelen doktor arkadaşlara tıp fakültesiyle, yani Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Tıp Fakültesi ile ilgili görüşleri sorduğum zaman en son teknolojiyle donanmış bir hastane cevabını alıyorum ki ben bunu bazıları bizim Almanya'da bile görmediğimiz aletler. Bu beni memnun ediyor tabii. İnşallah bu hastanemiz Orta Doğu'nun da aranan bir hastanesi durumuna gelir. Bütün temennim o. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem kaynak akar hem de sesimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olgusunun o ülkede tanınmasına vesile olur diye düşünüyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Eski hatıraları anlatmaya hoşçakalın. Thank you.